Bana onu öğreteceksin. Geliyorum obamaya. Şimdi evvela o çok merak ettiğim şeylere bak. Artık televizyonlar bitti. Ciner pavyon. Şu Ciner pavyonu merak ediyorum. Ciner pavyon her gün bir kız çıkıyormuş. Uzun bacaklıymış. Bacaklarını gösteriyorlar. Oraya pavyon. Bunu da Serdar Turgut'tan duydum. O söylüyormuş. Her akşam oraya gidiyormuş. Ciner pavyon. Evet. Bak kardeşim. Ah yine düştü. Arkadaşlar çabuk. Şemayı verdim. Dört vektörü verdim. PKK ile savaş. Şimdi Albay Çiçeği PKK savaş. Pardon PKK dedim. Fethullah. Onu zaten ordu yapıyor. Bu yılın başında İlker Paşa Hazretleri bunu çok açık olarak söylüyor. O noktaya geleceğim. Ben bu bulunanın doğru olduğuna çok fazla inanamıyorum. Bütün iddialara. Neden inanamıyorum? Bu ıslak imza meselesi mi hocam? Evet. Çünkü ben devleti bilirim. Devlette öyle bir şey olmaz. Albay bunu ya. Albay birisi demek ki yazmış olması. Yüzbaşının, binbaşının onları bulmadan olmaz. O noktalara geleceğiz. Evet. Ha şimdi gayet açık. Pavyondaydık. Gayet açık olarak şunu söylüyoruz. Şu anda bütün televizyonlar kız işi oldu. Bunu da söylüyoruz. Bu aptal kızlar için. Hocam geçen akşam sözünüzü keseceğim. Ama mutlaka, kesiyorsun ama vaktim mutlaka bitiyor. Keseceğim. Şaka bakın, yapıyorum. Hı. Geçen akşam bir tartışma programı izledim. Hı. Pelin Batu diye bir hanımefendi var. Bilebildiğim kadarıyla emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı. Adem Sözüer Habur'daki serbest bırakmaların çok hukuki olduğunu söylüyor. Hanımefendi de diyor ki yani çok hukuk dışı bir işlem mi? Yani bir insan bir lafı nasıl bu kadar ters anlar? Efendim. Ve bu insana nasıl program yaptırılır bunu anlayamadım. Efendim. Ulusal kanalda böyle birini çalıştırmayız biz. Efendim. Zaten o tarih mankeni o. İnal benim arkadaşım. Kusura bakmasın İnal Bey. İnal, yani ben gördüğümü söylüyorum. O kızına söylüyorum. Tahmin ediyorum. Ahmak kızım diyordur. Aptal kızım. Sürmeli gözlü kızım diyordur. O ben de duyuyorum. İnanılmaz bir. Mesela bir programını hayırlı cumalar demiş. Yani bunlara şunu söyleyeyim. Ne dedin Adem? Sözer. Ha. Profesör Adem Sözer. Adem Sözer ise hangi tarikattansın? İşittik Fethullah artık. Demin söyledim İlker Paşa. İlker Paşa'ya söyledim. Oraya getirdiniz. Türbanı getirdiniz bu büyük üniversiteye. O da işittiğim kadarıyla hukuk fakültesinin dekanı yapmış onu. O yapılan Fethullah'tır. Ha öyle olmaz. Onun hukuktan sınıfta kalması lazım. Neden? Sahra mahkemesi olmaz. Geçiyorum o noktaya. Bu kız hayırlı cumalar demiş. Bunlar bilmem. İnal benim sınıf arkadaşım. Çok severim. İnal'ın babası. Evet. Ben İnal'ın babasına söyledim acele olarak. İnal. Senin baban 1920 Aydınlık Dergisi'ndendir. Komünistler. İnal hiç duymamış. Büyükelçi. Hiç mi duymamış? Hayır. Rasim Adasallah. Sonradan bana dedi ki Yalçın dedi Rasim amcaya sordum doğruymuş. Bunlar hocam bilmez. Şu anda Habertürk gazetesini getirdi arkadaşlarım. Habertürk'e konuştu. Albay Çiçek tüm bunlar iftira komplo diye bir başlıklı çok kısa bir bölümünü okuyacağım. Çiçek şunları söyledi. Bu aşamada bir şey söylemem doğru olmaz. Mahkeme süreci ve soruşturma devam ediyor ama iftira ve komplolarına devam ediyorlar. İlgiyle izliyorum. Gerçek ortaya çıkacak. Böyle bir darbe belgesinin orijinali falan yoktur diyor. Okuyucularımıza, dinleyicilerine bu Yalçın Küçük doğru söyler dedi. Bütün bunlara rağmen ben onu görmeden şimdi geldi arkadaşlar. Ben onu görmeden inanmam dedim. Devlette bu olmaz. Bunu gösterebilir miyiz? Ha. Şimdi geldi gazete. Ben sabah bakmadan geldim. Şimdi gazeteyi şu anda Hüseyin Mert, stüdyo amirimiz bak, getirdi. Bak güzel kardeşim. Ve birinci sayfasında logonun hemen yanında Albay Çiçek tüm bunlar iftira komplo böyle bir şey yok. İftiralarına devam ediyorlar diyor. Evet hocam bak, devam edelim. 30 Haziran'da 30 kalmıştı. Haziran. Evet. Deniz Baykal'ı söyledim. Güvenmiyorum evet. Dedi. Dönüş noktası diye kaydettim. 30 Haziran. Milli Güvenlik Kurulu var. Albay Çiçek tutuklandı. Ey gençler, belleğinize güvenmeyeceksiniz. Önemli şeyleri kartlarınıza alacaksınız. Biz burada hocayız. Ha. Demek ki Milli Güvenlik Kurulu orduya diyor ki sana böyle yaparım. Ha, bu ne zaman çıktı? 19 Ekim'de yazım. 19 Ekim Habur Bayramı'nın olduğu gün. Evet. Ve Habur Bayramı ile birlikte bu tür mahkemelerin Silivri yargıçlarına karşı güven sarsıldı. Bu iş bu ıslak
sulu şeyin çıkartılması güven tazelemedir. Oradan kuşkum var. Tam tarihi. Çöktü. Çünkü herkes, ya bundan sonra ne olacak Susurluk'ta? Yani Yalçın Küçüğü, Kemal Gürüz'ü, Dört Gün, Sabih Kanadoğlu'nu, bilmem neyi, şu kadar dersen ne olacak bu? Bunu da yapabiliyormuşsun. Çünkü o da özel yetkili mahkeme. Evet. Özel yetkili mahkeme gidemez. Adem neydi o? Sözer. Ha, hangi tarikattan? Hangi tarikat? Öyle şeyler olmaz. Mahkemeler yer değiştirmez. Öyle şeyler olmaz. Bunlar... Benim bildiğim tamam. Birini ben, mahkemeye ama... götürürsünüz, bunlar mahkemeyi birine götürüyorlar. Tamam. Evet, şimdi gelelim. Bu Pelin Batılar. Ben şunu söylüyorum. Nerede kadın varsa ne yazık ki orası edilgendir. İş hayatını kastediyorsunuz. Evet, kadın her yerde. Her yerde. Şimdi televizyonları kadınlaştırdılar. Çöküyor demektir. Anlatmak istediğim bu. Yani gayet bizim tarihinde yazarız. Kadınların toplu oldu çalıştıkları ilk yer PTT'lerde telefon vardı. Manuel. Hatice bilmem ne. Hatice kızım bana şunu ver. Sok çıkart, sok çıkart, sok çıkart. Bu kızların içerisinde sok çıkart anladı. Sonra kadınlar en fazla nerede çalıştı biriktiler? İmpan odası. Tekstilde. Bütün onlar kadın. Ne edilgen. Burada hiçbir kafa yok. Hiçbir bir iş yok. Bir de turizm var değil mi hocam? Bir de turizm var değil mi? Kadınların? Turizm daha sonra. O güzel. O metres meselesine girer. Daha var. Ama tekstil. Sağ, sol, sağ, mekik, mekik, mekik. Bunlar bunu bilir. Şimdi en son yerleri televizyon. Ve bunun da Ciner Pavyon. Anlatırmışlar. Öyle söylüyor. Her akşam bitmiyor. Bacakları çok uzunmuş. Serdar Turgut artık karısından izin alıp her akşam gidiyormuş. Benimki dolar beni valla. Ha şimdi buraya götürüyoruz. Geldik mi buraya? Şunu göstermiyorum. Göstereyim mi hocam? Hayır gösterme. Sen peki. Bak. Çok tehlikeli. Fatih Altay'la. Gösterme. Gösterme. Hayır gösterme. Peki. Gösterme. Onları koruyacağız. Şuraya bırakın. Fatih Altaylı boyunun ölçüsünü alacak. Nedir boyu? Fransızca'dan bildirilmiş. Şunu gösterebilirsin. Hızla. Ya şu şeyde... Erdoğan duayen liderliğe oynuyor. Böyle duayen liderlik olmaz Fransız'da. Duayen liderlik nedir? Öyle bir şey olmaz. Duayen... Duayendir. Hayır. 10 tane papazın başına duayen denir. Onun deme. Baştaki dö. Onbaşı gibi. Diz. Evet. Evet. Din kelimesi oradan gelir. Dekan demektir. Dekan da onlarındır. Böyle duayen, böyle kunduracıların duayeni. Bu da güya Fransa'da. Hele duayenlerin lideri olmaz. Ama hocam Fatih Galatasaray Lisesi mezunu. Hiçbir şey bilmez bunlar. Ümmi. Fransızcayı bilmesi gerek mi? Şimdi bu Fatih beni teke teke çıkarttı. Eskiden çıkıyordum. Teke teke. Ben de ona Cübbeli Hoca'yla çıktı dedim. Hatta onun üzerine kimle çıkar diyeceksin. İsmi vermiyorum. Şamil Tayyar'la olursa da yine çıkarım dedim. Ona bir ders daha vereyim. Bana da dediler ki Şamil Tayyar biz sorduk hocayla korkuyor seni. O da TV bunu yazdı. Korkar benden. Yerim. Ondan sonra korkar ondan. Şamil Tayyar çıkmış işte. Ali bizim Ali Bey'le çıkmış. Bizim dediğim yani ben bir kez şey yaptım. O da onu iyice ders vermiş. Ha. Ondan sonra bana söyledi Temren, söyledi. Can Dündar'a da gel demiş, gelmeyince bir şey. Bende de çirkin söylediler iddianamede. Açıyorsun, iddianamede var. İddianamede çirkin söylentiler. Evet, evet. Aa, evet. O şeyden sonra, benden sonra, iddianameden sonra. Yalçın Küçük, Ferda Hanım, bu kadar tahrifat olmaz. Bana yapılmış bir telefon. Ben hiç katılmadım. Hem Osman Bey'le, Paksüt'le, hem Ferda Hanım'la, onlarla konuşuyoruz. Onlar da benim üzerimde bir şey alt üst etmişler. Bunu söylüyorum. Hürriyet grubu da öğrensin. Benim hukuk grubumun adı da güzel. Ya, bürosunun. Demir ve Demir. İki dava açtık şimdi. Biri ceza davası, biri tazminat davası. Ferda Hanım açtı mesela. O savcılar için açıyor. Temas haline. Belki de o da atacak. Şimdi bunu tekrar gösteriyoruz. Ondan sonra Obama'ya geliyoruz. Hocam 5 dakika kaldı yalnız. Tamam. Çok az vaktimiz tamam. Kaldı. Bitiriz. 5 dakikada. Ha. Benim adım Kapatay Profesör. Aslı İmam. Benimle başa çıkmışsınız. Benim sesim her yerde. Fatih'e söylüyorum. O siz tık git 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 o aptallarla tarih bir o şimdi sizinle bir program yapacaksak
bir de dürüst davranalım. Bardakçıya haber gönderelim, şimdiden hazırlansın, çalışsın. Öyle tarih olmaz. Benim duyduklarım, hepiniz göreceksiniz. Seninle düzgün bir program, geniş kapsamlı bir program aldığında onlar görecekler. Yeriz onları değil mi hocam? Görürler. Kaçacak yer bulamazlar. Evet. Onlar tarih nedir, bilmem ne nedir, onları görürler. Hocam sadece 5 dakikan varsa ben toparlayalım.